Şubat 2024. Biraz önce şu tarafı çekiyordum arkadaşlar. Koton'dayım. İstiklal Caddesi'nde. Taksim tarafına yakın olan Koton'dayım. Rockstar diyor. Arkada telif hakkı olan bir müzik çalıyor. Ne güzel. Burada sesi kapatmak zorunda kalacağım. Ya Vian Rose çalıyor. Aa, farklı versiyonuymuş. 400 TL'ymiş bu sweatshirt. Ondan sonra böyle bir batik gibi model var. Bu niye böyle tüylü tüylü? İlginçmiş. Allah Allah. İlginç bir model. 500 TL diye bakın böyle kapüşonlu ama tüylü tüylü gibi böyle üstünde bir şeyler var. Ha, toz mu yakalamış anlamadım. Bu modelim böyle baksanıza. Görüyor musunuz? Neyse öyle bir şey. Şöyle siyah transparan bir üst var. Bu da buna yapıştı şimdi. La Vian Rose. Telif hakkı is loading. Bu ne kadarmış? 362. Valla güzelmiş böyle bir şey için. Bunları böyle deri ceketlerin içine falan giydiğinizde çok güzel oluyor. Şunun içine bile giyersiniz bunu yani. Hoş bir model, beğendim bunu. Fiyatı da iyi yani bence. Beğendim. Söyle bakayım şu neymiş. Biraz hızlanmamız lazım. Koton bayağı büyük. Alt katı anca çekeceğiz bugün de. Wild at Heart diyor. Hurt mu? Wild at Heart'miş. Heart değilmiş. Rockstar. Normalde Wild at Heart yazar burada. Kalpte çılgın anlamında. Kalben çılgın gibi. 400 TL. Geçen gün de şeyi yanlış okumuşum ya. Teddy videolarında. Purpose'a purpose demişim. Kusura bakmayın İngilizce bilenlerden özür diliyorum. Kulaklarınız kanadıysa. Siz linç etmeden ben kendimi linç edeyim dedim. Sonra böyle bir model var. Bu da değişik. Bakın bu biraz önceki batikli gibi olan var ya ona benziyor hava olarak. Eskitmeyi yapmışlar değişik. Fena değil. 500 TL. Böyle farklı şeylerden hoşlananlar varsa bakabilir. Sonra şuna bakalım. Beyaz bir gömlek. Güzel bence. Kolları böyle. Ben böyle kolları seviyorum ya. Bakın küçük bir yırtmaç. Şurada göğüs pens var. Göğüs oturmuş. 550 idi. Üniformarlı. Güzel. Ve şey kısa böyle. Klasik gömlek boyu değil. Daha kısa crop top gibi olan gömleklerden. Hoş bir parça. Zincirli kemerler dönmüş. 90'lar modası. Kumaş pantolonu zincirli kemer. Beğendim. Palazzo. Ütü izli ortası. Nereye alsak bunu? Isıcak yer bulamadım. Şuraya asayım. Burası da biraz karanlıkta kalıyor. Üstteki yön yüzünden 800 TL diyor. Bir saniye. Güzelmiş pantolon. Beğendim. Zincirli olmuş. Evet, bir fit var. Sonra böyle bir kapitone dikiş deri ceket buldum. Suni deri. Bunu çok beğenemedim. Beli lastikli bakın. Çok detaylı ya. Çok dikiş detayı var. 2000 TL'ye düşmüş. Yok 2000 TL'ymiş zaten. Taksitli fiyatı daha fazla oluyor. Böyle bir mont var. Motorcu biker. Biker mont dediğimiz modellerden. Hoş. Bunu erkekler de giyebilir vallahi bence güzel. Beğendim. Fiyatını görmedik. Bakayım ne kadarmış. Bunu da yazıyor mu acaba? Umarım görebilirim. Bakayım. Aa, bunda da yok vallahi. Bunun fiyatını görmedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Ama 1000 küsür lira falandır yine diğerleri. Aşağı yukarı montlar aynı cihaz. Şöyle taşlı tuşlu bir model var. Ne diyor? Fate. Kader diyor. Kader kısmet alıcısı. 660 TL peşin fiyatı. Ne diyor? Made in Türkiye. Türkiye'de üretilmiştir diyor. Yavaş geç diyorsunuz. Yavaş geçiyorum. Bakın taşlı tuşlu yapıştırma. Bunların hepsi elde tek tek yapıştırılıyor biliyor musunuz? Bazıları makinede oluyor da çaktırmayın. Elle yapılıyorsa çok işçilikli yani. Koton'da staj yaparken ben de yapıştırmıştım bu taşlarla. 720 TL'ye böyle bakın. Bu elde yapıştırmadır büyük ihtimalle. Baskı üzerine olduğu için. Tüyle yapışıyor bunlar. Böyle bir model. Sonra böyle punk şık. Punk şeklinde tarzında bir etek zincirli. Ama ben zincirli modelleri severim. 90'larda da zincirli pantolon giyiyordum zaten. Aa, bu şort etekmiş. Şuna bakalım bir.
turistlerle birlikte geziyorum mağazayı. 600 TL. Şu anda saat 8'i geçiyor sanırım. Evden geç çıktım. Nasıl olsa 10'a kadar açık oluyor bu mağazalar falan diye. Bazı mağazalar daha da geç saati kadar açık olabiliyor. 11-12'ye kadar açık olan mağazalar da var. İnternetten bakarsınız Koton çalışma saatleri diye. Buraya gelecekseniz. Sonra böyle bir çizgili triko. Aa, çok iyi fiyat. 265 TL diyor. Kalın biraz. Kışlık bayağı. Sık dokulu. Şirin bence bu. Güzel. Fiyatı iyi. Daha sonra bu neymiş? Böyle siyah mini bir etek buldum. Şöyle bakalım. Aa, çok şirin. Böyle pilili mini etekler çok moda oldu. Bunlar genellikle şort etek oluyor. Bakayım şort etek mi? Değil sanırım. Değil, envelop gibi. Değilmiş şort etek. Ama bayağı kısa boyu. 400 TL. Kumaş da kalın kalın. Bu rüzgarda kolay kolay açılmaz arkadaşlar. Güzel. Arkası düz yalnız. Keşke arkasında pilili devam etselermiş. Böyle pilili seviyorsanız mini etek benim gibi bakabilirsiniz. Böyle bir sweatshirt var baskılı gençler için. 770 TL diyor. Eskitme. Değişik bir rengi var. Gri ile lila arası. Bakın şu arada farklı renkleri var. Eskitme yapmışlar şuralarda bakın. Bilemedim. Bana hitap etmedi. Bir de şurada şöyle montlar vardı. Bunlara bakmamıştık. Şunlara da hızlıca bakalım. Ole koleksiyonu bu gençler için olan. Katon'un Ole yazıyor ya. Bu da bakın yine -10 dereceye kadar koruyormuş. 2800 TL diyor. Onun böyle bir rengi var. Pudra pembe. Şöyle bir şey var. İçinde poları var. Bu dikili mi? Bu birleşik bakın fermuarlı hepsi birbirine. Fiyatı yüksektir bunu tahmin ediyorum. Bakayım ne kadarmış. Bu da yine ısı koruyormuş. 2800 TL'ymiş bu da. Soğuğa karşı dayanıklı diyor. Başka şuna bakmamıştık. Mavisi var bir de böyle bir şey. Bu da 2800 TL diyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Bu montlar havalı valla. Şeye gidecekseniz kayak mark yapmaya Uludağ'da 2100 TL'ye böyle bir şey var. Bu da güzelmiş. Şöyle kayak koleksiyonu bakın. Skiwe. Şuraya bakmış mıydık? Aa, bu çok iyiymiş. Kaç diyor? Geri dönüştürmüş de oldu. Bunlara baktık mı ya biraz önce? İlk videoda 1660 TL diyor. Çok iyiymiş. Suni deri gibi yumuşacık. Çok güzel. Bunlara baktık sanki ya. Bir tanıdık geldi bana. Şöyle bir şey var. Buna bakmadık. 1660 TL diyor. Dokusu bakın farklı böyle bir şey. Uzunca. Bu da çok güzel. Aa, bu da çok efsaneymiş ya. Şu mu oyundaki? 2200 TL diyor bakın. Çok iyi. Bu da suni deri gibi yumuşacık olanı. Çok iyi. Bunlara baktık mı ya biraz önce? Bu bayağı şey... Okan Bölge'nin çöp poşeti dediği modellerden 1660 TL. Bundan alan varsa küfür etmesin şimdi bana. Böyle bakın kapüşonlu falan. Çok parlak ya benim için hiç şey değil yani asla almayacağım bir model. Şuraya baktık mı? Buralara bakmamıştık. Biraz hızlanmamız lazım arkadaşlar. Bitmez bu koton yoksa. 830 TL. Sonra hızlı çektim bana. Değil çekmeyin. Güzelmiş bu. Şirin. Bu yakası çıkıyor mu? Sabit. Güzel. Çok tatlıymış. Kürkü yumuşacık. Sonra şöyle bir etek var. Dantel. Bunlar eskiden ne modaydı böyle şeyler? Ben de yapmıştım. Satmıştım attım. Tatlıymış aslında. Ne diyor? 500 TL. Vallahi güzel. Tam bayramlık bir etek. Bayramdır, yılbaşıdır. Şöyle bir parça var. Pudra pembe. Şey pudra diyorum. Şeker pembe. Barbie rengi. Ne kadarmış bu? 330 TL diyor. Şunları geri asalım arkadaşlar. Burası çok kalabalık oldu bir anda. Herkes işten çıkıp geldi. Turistler falan bastı burayı. Akın akın geliyorlar. Koton bayağı popüler bir marka. 530 TL diyor. Çok güzelmiş rengi. Çok beğendim. Çok seksi. Bu renk de çok moda. Siklemen moru. Diyorum ben buna. Fışı diyen var, pembe diyen vardır. Saat bir var, çok iyi. Bir daha gösteriyorum, böyle yapıyorum. Bakın reglan kolonda, bayılırım. Çok iyi. Sonra buna bakalım neymiş. Böyle dantel detaylı bir etek.
İtek uçları hoşmuş ya, beğendim. Kumaş da çelik jarsi gibi. Kalıp gibi duran vardır ya modeller, onlardan. İnce değil yani. Çelikli. 550 TL diyor. Vallahi güzel. Seksi durur. Bunun altına siyah transparan bir çorap giyeceksiniz ki bu danteli iyice görünsün böyle. Ten rengi giyersiniz biraz kuru durabilir bence. Şey gibi. Seda Sayan. Neydi, çorap mesafedir. Öyle bir şey vardı ya. Böyle bir model var bakın. Barok tarz. Barok geri mi döndü? Kadife. Bu cayır cayır parlak kadife ile barok stili birleştirmişler. Rembrandt bunu beğenmedi. Bakayım kaçmış fiyatı. 660 TL diyor. İlginç bir model ama yani. Beğenen varsa bakabilir. Benim de bu parlak kadifeden bu arada bir tane balıkçı yakalı bir de pantolonum var. Yok değil yani, moda diye aldık. Giyiyor muyum? Çok giymiyorum. Bunun fiyatını göremiyorsunuz. Rengi çok güzelmiş. Tam fuşya bu işte. Fuşya pembe, Barbie kor. Barbie bebek modası ile ilgili bloguma yazı yazmıştım. Okuyabilirsiniz. berlokegüler.blogspot.com. Bunun fiyatını buldum arkadaşlar. Gösteriyorum hemen. 527 diyor. Çok güzel. Rengi var. Aa, İstiklal Caddesi'nden bağırma sesleri geliyor. Böyle bir şort var. 400 TL. Şort etekmiş. Önü bakın böyle etek gibi görünüyor. Altı şort. Şu köşeli dönüşünü yani köşeli olsaydı daha çok beğenirdim. Bu oval dönüşünü beğenmedim. Ama beğenen varsa diye tekrar gösteriyorum. 400 TL'ydi. Kulaklığımı da burada bırakacağım. Gidiyorum kulaklıkla birlikte. Askı. Şöyle bir fırfırlı, şirin, bayramlık hırka modeli. Tam bayramlık değil mi bu ya? 650 TL diyor. Ondan sonra başka ne var? Şuna bakalım. Burası da sırf siyah şey olmuş, reyon olmuş. Şöyle bir etek beğenmedim. Ne kadar diyor? 550 TL diyor. Konuşamıyordu. Artık yoruldum. Üçüncü, kaçıncı videodayım ben? Üç mü dört mü oldu? Üçüncü video galiba. Böyle bir model var. Bu bir elbise, mini elbise. Sade bir model. Yarım balıkçı, kısa kollu. Polyester, 550 TL. Benim tarzım değil hiç. Alana mani olmam. Buyursun olsun. Sonra şöyle bir model var. Bir lastikli pantolon. 715 TL diyor. Bakın böyle. Vallahi bu güzel, işe bile giyilir. Fermuar patı var ama fermuar yoktur muhtemelen. Evet, böyle fermuar varmış gibi yapıyorlar süs şeklinde. Güzel duruyor bence. Dümdüz olmasındansa daha iyi. Böyle ince şifon ama yumuşacıkmış. Çok güzel kumaş. 880 TL. Ben bu kadar büzgü büzgü giymem, perde gibi geliyor bana bunlar. Ama gençler seviyor. Bakabilirler. Sonra böyle tweet gibi etek takımlar, ceket etek takımlar moda oldu. 494 diyor. Bakın bana ceketi var. Şöyle bir detay yapmışlar. Zincirler. Güzelmiş. Ceketi de ne diyor? 1200. İçindekine de 720 TL diyor. Güzelmiş bakın. Yakasında böyle bir detayı var. Sonra da bakalım. 600 TL diyor. Siyah beyaz çizgili. Şöyle distress deniyor böyle olanlara. Yıpratmalı. Seviyorsanız bakabilirsiniz. Bu ne diyor? 605 TL. Güzelmiş. Arkası şort, önü etek şeklinde olanlarda. Bakın burada da benim gibi kakillü güzel bir model. Ha, bu da değişik bakın. İçinde blazer ceket var, üzerine kürklü crop ne denir? Mont giydirmişler. Şu değişik. Tuğba Ünsal. Tuğba Ünsal'mış, tanıyamadım ya. Gençleşmiş. Tuğba Ünsal'ın iki tane çocuğu var bildiğim kadarıyla. En son kürk mantolu modanın da döneminde bırakmıştım ben onu. Ne diyor? 1560 TL diyor. Koton'la daha önce de işbirliği yapmıştı Tuğba Ünsal. Onun zevkini beğenirim ben. Fena değil. Biraz şımarık bulsam da kendisini. Giyim zevki hoş. Ne diyor? 650 TL. Böyle bir pantolon. Bayağı uzun paçası. Güzel. Böyle uzun paçalı ben zor buluyorum valla. Güzelmiş. Bakın böyle flare fit yazıyor İspanyol. 30-32 giymiş bu.
Sonra şurada gelmişken aksesuarlara bakalım. Ve leopar desenli bir şapka var mesela, ressam bere. 307 TL diyor, bakın şöyle bir şey. Şöyle ressam bere 307 TL. Güzel leopar desenli her yerde bulamazsınız. 450 TL'ye böyle minicik bir el çantası var. Gerçekten çok küçük. Ama çok tatlıymış, beğendim onu. Şunu beğendim böyle, şöyle yapıyorum. Bu ne böyle, bunu beğenmedim. Bu evde kalan en kötü renk örgüyle, iplikle örmüşsünüz gibi. 75 TL diyor pişifet. Beğenmedim. Siyah böyle dümdüz atkı da kolay bulunmuyor her yerde. 363 TL. Güzel. Şöyle bir renkli var bakın. Farklı farklı renk geçişleri var dekrade gibi. 400 TL'ymiş. Böyle bir çanta var. 300 TL. Ay, elimde kaldı. Satılacak herhalde. İçinde böyle bakın. Yine psikodelik müzikler çalıyor. İyice coştu burası. Partilemeye başladı. Bu saatlerde turistler geliyor diye şey mi yapıyor acaba? %100 yün diyor bakın. Wool. Ne kadarmış? 275. Böyle bir çanta var. Ne diyor? 530 TL. Bunun dokusu çok güzel. Ben böyle dokulu deriler çok seviyorum. 530. Sonra şuradan devam edelim. Tuba Ünsal'ın, Ünal ne ya? Ünsal. Ünsal oldu taraftan. Ne böyle cebinde mi fiyatı? Ha, çok ilginçmiş. 1660 TL. Bu Chanel tarzı ceketler çok moda oldu. Gömlek güzelmiş içindeki. Aa değişik. Bakın böyle organze altı. Buraya kadar böyle paplin gibi. Ne kadarmış gömlek? Şu arkada var bakayım, göstereyim size. Çok pres var şu an. Şöyle bakın. Vay. Havalı. Bu terletir yalnız. Ama tam böyle dernek yemeğine gitmek için falan değil mi? Davet mavet. Defile mefile de olur. Ama pişti olursanız kötü olur. 440 TL peşin fiyatı. Taksitte 484 diyor. Güzel değişik bir parça. Sevdim mi? Havalı. Asıyoruz hemen. Şöyle bir Tuba Ünsal'ın yine blazer ceket var. 1660 TL. Güzel çek desen deniyor ama. Düğmeleri severiz vintage. Hoş, beğendim. Pantolona bakalım. Bunlar aşağı yukarı aynı fiyat oluyor zaten ya. Ne kadar diyor? 650 lira diyor. Şöyle, ay pardon. Turist üzeri için. 650. Geri geleyim size çekeyim derken. Ay sinirim bozuldu. Evet, Tuba Ünsal'ın böyle bir 545 TL taksit diyor. 495 nakit diyor. Güzelmiş. Peki tatlı valla. Düğmesi de var yedek. Hoş, beğendim. Simli simli bakın. Tatlı bence. Seviyorum ben bu kadın tarzını. Şuna bakalım. Böyle bir bordo zincirli ceket var. Bu da yine Tuba Ünsal koleksiyonuymuş. Fiyatını göremedim. Başka bir tanesine bakarız. Ha, buradaymış fiyat. 1500 TL'ymiş. Yani böyle bir bu renk bir ceketi vermem herhalde ya o fiyatı. Şurada simli bir şey var, ona bakalım. Bu da vintage stilde. Vatkalı. Omuzları vatkalı. Düzeltemedik. Bu elbiseymiş. Beli lastik, ha, beli lastikli mi? Evet. Beli lastikli ve böyle pili pili üzgü detayı vermişler. Hani yılbaşı partisine, doğum günü partisine falan hoş olabilir. Arkası böyle açıkmış sırtı. 1100 TL diyor. Geçiyorum bunu. Pantolon. Biraz önce baktığımız mı? Bu değil. İspanyol gibi bu. İspanyol paça. Güzelmiş. Beğendim. Ne kadar yazmıyor. Tuba Ünsal koleksiyonuymuş bu da yine. Peki fiyatını görebilirsem. Şurada var. Yokmuş. Fiyat yazmıyor orada. Ha, şurada buldum. Ne diyor? 650. Aşağı yukarı pantolonlar aynı fiyat oluyor. Bakın şöyle bir etek var. Bu da şirinmiş. Biraz önce baktığım hırkayla güzel olur bu.
Birlikte düşünmüşler herhalde. Ne kadarmış bu acaba? Beli de lastikli. Fiyatına da bakalım. Şöyle bir asayım şuraya. Ne kadarmış? 720 TL diyor. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bunu buraya asayım. Mesela şu hırkayı da üzerine tutayım. Bakın. Şöyle ama çok altın altın oldu ya. Boğdu bence. Vazgeçtim. Bu öneriyi dikkate almayın arkadaşlar. Olmadı. Şuna daha güzel. Bakın şu sade ya. Çok göz yorucu oldu. Hepsi altın rengi böyle. Bu etek de çok kolay bakın takılacak, sökülecek gibi duruyor kumaşı. Güzel ama sevdim. Şöyle bir şeyle evet 300-400 lira diyor. 400 TL. Şu blazer ceketler, blazer diyorum Chanel tarzı ceketler. Bayağı bu da tweed kumaş demiştim zaten daha önce. İçindeki de güzelmiş bakın. Bazı yerleri böyle boncuk işlemeli. Bakayım ne kadarmış. Fiyat yazmıyor orada. Buna bakalım. Bu da Tübansal koleksiyonmuş ceket. 1560 TL diyor ceketi. İçindeki nerede acaba? İçindekini göremedik. Şöyle bir model var. Bunu da fiyatı yazmıyor. Bu güzelmiş yalnız. Kısa kollu böyle yarım balıkçılar bayağı moda oldu. Bunları ceketlerin içine giyeceksiniz. Blazer ceketlerin içine. Rengi de güzel bir sütlü kahve tonu. Severiz. Camel. Deve tüyü demek. 440 TL. Biraz pahalı sanki ama güzelmiş. Onları da yine bakın böyle kahverengi tonlarında eskitmeli pantolonlarla tercih edebilirsiniz. 1100 TL'ye böyle bir kazak var. Güzelmiş. Beğendim. Bakın taşlı taşlı sevenler bunu beğendi. Bu da Tübay'ın sağlık koleksiyonuymuş. Beğendiniz. Bunu içine atalım bir de öyle bakın. Evet güzel bence. Şöyle bir blazer ceket var. Ben bunları seviyorum. Böyle 70'ler tarzı ekosistemleri falan. Tonları böyle şey kahve tonları. Kibar kibar. Kaç diyor? 1660 TL diyor fiyatına. Böyle bir yelek var. 750 TL diyor. Bu da balık sırtı bakın. Şuradan daha iyi almışım. Düğmeleri çok güzel. Beğendim bunu. Güzel. Şu ne kadarmış? Pantolon. 550 lira diyor. Şu ana kadar baktığımız pantolon arasında en uygun herhalde. Şu biraz önce baktığımız Chanel ceketin içindeki parça. Bu böyle süveter gibi kısa kolluymuş. Ben onu uzun kollu zannettim orada görmüş. 770 TL diyor. Şöyle bakın. Güzelmiş bu ama beğendim bunu. Şuradaki vardı ya şu. Şunun içindeki. Bunun içinde çok güzel olmuş ya. Beğendim. Sonra şuna bakalım. Böyle bir elbise. 1100 TL diyor. Düğmelerini beğenmedim. Tam böyle Arap turistler için. Beğenmedim bunu pek maalesef. Biraz önce baktığımız ceketin renginden bu. Bunları yan yana astılarmış ya. Bakın şimdi bir dakika. Biraz önce ceket bakmıştık ya bu. Onun pantolonunu buldum. 700 TL diyor. Güzelmiş pantolonu. Güzel şimdi oldu bakın. Şu ceket vardı ya oradaki. Onunla bu takım. Onu düşünürseniz güzel olur. Böyle ceketle pantolon takım giymek bayağı moda. Burada böyle bir koleksiyon var. Burayı sonra çekeriz. Şimdi turistler var. 360 liraya böyle bir süveter var. Beğenmediyiz. Buralara bakmayalım bence sıkıcı. Şu güzelmiş. Süet gibi bir eşofman altı. Yumuşacık. Ne biraz önce bakmış mıydık ya? 715 TL diyor. Şöyle bir model. Geniş geniş salaş. Güzelmiş. Burada denem şunlar var. Şuna bakayım ya. Şunu merak ettim. Bir dakika. Oraya bir girecek bir saniye. Melisa Azat koleksiyonu. Şuna güzelmiş. Fiyatı yazmıyor. Bu da Chanel ceketlerden. Tweet. Güzel ama. Bu tam böyle 50 yaş üstü nikaha giderken giymeli. Nikaha takmış. Bir de bakın böyle bir koleksiyon var. Sarı etiketli ürünlerde net %50 indirim diyor.
Şurada tarçın tonları, kemul tonları falan filan var. Güzel renkler var. Ne kadarmış mesela? 300 TL diyor böyle bir şey. Yarım balıkçıymış acıkmış. Bu neymiş? 400 TL diyor. Tarçın rengi çok güzelmiş. Şuna benzer bir şey ben Trendyol Milla'dan almıştım. 440 TL diyor. Ben satışa koydum, alabilirsiniz. Daha uygun. Şimdi kadarmış, göremedik. Bu da kiremit rengi gibi. Şöyle bir şey var. 385 TL diyor. Şimdi kadarmış bakayım. Şu 473 TL diyor. Burası böyle arkadaşlar. Gelip karıştırırsınız artık. Bunları tek tek bakmam çok zor olur. Bunun şu değişik bir parçaymış. Ne kadarmış bakalım. 660 TL diyor. Güzel, ben böyle şeyleri seviyorum. Geçen gün buna benzer bir şey kim giymişti ya? İşlemeleri çok güzelmiş. Gömlek yaka severiz. Beğendim bunu. Şunu şöyle yapacağım bir dakika. Güzel. Şunu şuraya geri asalım. Tam yeri burasıymış. Tam açıdan yeri astım. Şöyle bir madara bakın. Bu da tatlıymış. Şirin. Bakın böyle biritli düğme yapmışlar. Sedef gibi parlıyor. Tatlı valla. Ne kadardı bu? Baktık mı? Vintage parçalara benzemiyor mu böyle? Anneannesinin gardırobundan gibi. Bundan başka var mı acaba ya? Şuradaydı, bir dakika. Onun fiyatına bakalım bir. Kim ne diyor? 770 TL'ymiş arkadaşlar. Sonra şu tarafa gidelim bakayım. Bu taraf daha eğlenceli göründü gözüme. Şurada kapatayım arkadaşlar. Birazdan açacağım.